Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının inşasına vereceğiz dedi. Evini kaybetmiş insanlarımızı bir an önce yeni yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşaat sürecini depremin hemen ardından başlattık. Yürüttüğümüz hasar tespit çalışmaları sonunda tüm deprem bölgesinde 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ağır ve orta hasarlı olduğunu gördük. Amacımız 319 bini bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kardeşlerim, yeni konutları zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek binalarda 3 oda, 1 salon olarak Güvenli ve kullanışlı bir tasarımla yapıyoruz yapacağız. Köy evlerimizi de tek katlı ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz. Gaziantep'te de 29.741 deprem konutu ve 12.607 köy evi inşa edeceğiz. Bu konutlardan 7087'sinin temelini bugün buradan atıyoruz. Kiliste inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de yine bugün atıyoruz. Deprem konutlarımızın hak sahiplerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum projelerimizi bilim insanlarımızın ve mühendislerimizin yanı sıra şehrin yöneticilerinin, iş dünyasının, kanaat önderlerinin, vatandaşlarımızın görüşlerini de alarak şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda şehirlerimizin tarihini, kültürünü, sanatını, sanayisini, ticaretini, tarımını velhasıl birikimini ve hedeflerini mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut merkezlerin dönüşümünü hep bu anlayışla tasarlıyoruz. Bugüne kadar bölge genelinde 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerde beraber 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor, yeni inşaatlara girişiliyor. Daha önce başlattığımız 500 bin konut, 1 milyon altyapı, arsa, ve 50 bin iş yeri projesini de kurallarını çekerek hak sahiplerini belirleyerek sürdürüyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kardeşlerim Van, Elazığ, Malatya, İzmir depremlerinde, Kastamonu, Bartın, Giresun sellerinde, Antalya, ve Muğla yangınlarında nasıl kimseyi mağdur etmeden herkese evlerini teslim ettiysek burada da aynısını Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. İnşallah. İnşallah. depremzede her kardeşimin hakkını, hukukunu bizzat takip edecek. Çalışmaların aksaksız yürümesini sağlayacağız. Sadece bununla kalmıyor. Türkiye genelinde riskli binaların dönüşümü ile ilgili de kapsamlı bir hazırlık yapıyoruz. Türkiye ulusal risk kalkanı modeliyle şehirlerimizi en kısa sürede depremlere, sellere, heyelanlara Yangınlara ve diğer tüm risklere karşı dayanıklı, güvenli, huzurlu hale getirmekte kararlıyız. Kardeşlerim, neredeyse 30 yıldır Belediye Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak milletimizin hizmetkarı bir kardeşinizim. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü tuttuk. Tarihimizin en kapsamlı, en güçlü, en hakkaniyetli demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzamız var. Milletimiz de sağ olsun bugüne kadar bizi hiçbir zaman yalnız komadı. Hep destek oldu. Hep yanımızda oldu. Özellikle Gaziantep'in Gaziantep'lilerin sizlerin teveccühünün bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Şimdi bir kez daha Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz. Cumhuriyetimizin ilk ası acısıyla tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi. Son 20 yılda Ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini önemli ölçüde telafi ettik. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Allah'ın izniyle önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye yüzyılının inşasına vereceğiz. Biliyorsunuz artık Cumhurbaşkanı seçmek demek yürütmenin başını yani devleti ve hükümeti idare edecek kişiyi seçmek demek. Derdi millet olmayanlar, derdi ülke olmayanlar. Derdi evlatlarımızın geleceği olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Al sana iki tane, sana üç tane, sana beş tane der gibi ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözünü değil kendisine hangi hizmetleri getireceğinin hangi eserleri kazandıracağının programını projesini bekliyor. İşte Gaziantep'te üniversiteler, Gaziantep'te havalimanı ve şimdi ikinci pist. Bütün bunları bizler yaptık. 20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle Türkiye yüzyılının inşası sürecinde hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık. Bunların bir kısmı seçim beyannamemizde yakında kamuoyuna açıklayacağız.